Herkese merhaba arkadaşlar, ben Sami Yusuf. Bugün sizlerle Blender'da yeni bir seriye başlıyoruz. Serimizin adı da Oda Kuruyoruz. Arkadaşlar öncelikle Blender uygulamasını açalım. Arkadaşlar bu seride yapacağımız şey bir tane oda kuracağız kendimiz. Şimdi öncelikle odamızın vazgeçilmez olan duvarlarımızı yapalım. Shift A diyelim. Mesh diyelim. Ve bekleyelim. Şimdi şunu scan'i küçültelim. Şöyle ZX diyelim, uzatalım. Uzatalım. Tamam. Sonra arkadaşlar şöyle yapalım. SZ uzat. Şöyle yükseltelim falan. Tamam. 3'e basalım. GZ. Hop ayarlayalım. Tamamdır. Ayarladık. Şimdi arkadaşlar diğer duvarları yapacağız. Bunun için şöyle yapalım. Direkt şuradan edit moda geçelim arkadaşlar. Şuradan loop cut'ı alalım. Şöyle şuradan bir bakalım. Şuradan bir loop cut atalım arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi face select moduna geçiyoruz. Öncelikle şunu geçelim. Face select'teyiz. Tamam. Şimdi tepeden bakalım ve buna extrude diyoruz. Gördüğünüz gibi uzadı. Bu kadar uzunluk. Bence biraz daha arttıralım. Yok yanlış yaptık. G'ye diyeceğiz. Tamamdır. Tekrar aynı yerden bakalım. Şimdi şuraya alalım arkadaşlar. Şurayı seçelim. Şuradan da bir loop cut atalım. Şöyle eşit boyda yapmaya çalışalım arkadaşlar. O kadar da eşit boyda olmuyor maalesef. Şurayı seçelim. 7'ye basalım. Ve extrude diyelim. Ve şöyle eşit oldu diye görüyorum ben. Option'u alalım. Yok mil değil. Loop cut. Option'u şöyle çekelim. Tepeden bak. Hatta dur. Şöyle öncelikle face select. Şuradan seçim modu. Şurayı seç. Tepeden bakalım. Extrude. Şunu şuraya uzatalım. Tamam. Arkadaşlar şimdi ise bunun zeminini yapalım. Zemini de yapmak için aynı şekilde loop cut kullanalım. Daha rahat olsun diye. Şöyle bir gelse. Gelmiyor. Nerede bu? Bir bakalım nasıl olacak. Olmadı. O zaman arkadaşlar şöyle yapalım. Şunu da geri alalım. Direkten seçim modu. Shift A diyelim. Buradan küp ekleyelim. Şunu G diyerek getirelim. 3'e basalım. GZ diye yapıştır. Wireframe moduna geçelim. Daha rahat görürüz. Tekrar seç. G'ye diyelim. Şunu şuraya getirdik. Tamamdır. SZ diyelim. Şunun boyunu kısaltalım. Çünkü bu bizim zeminimiz olacak. Şunu şöyle getirelim. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar scale'ı seçelim. Şuradan wireframe modundan da çıkalım. Şöyle G'ye diyelim. Hatta dur tepeden bakalım. Daha iyi olur. G'ye. Tamam. Şöyle uzatalım. Şu anda genişletelim. Harika. Bu da bizim zeminimiz oldu. Arkadaşlar şimdi odanın duvarlarını çektik. Şimdi sıra arkadaşlar. Bunun kapısını yapmayacağım arkadaşlar şimdilik. Belki ilerleyen bölümlerde yaparız. Şimdi ise arkadaşlar masa yapalım bir tane. Bir tane masa ekleyelim. İyi olur. Cursor'u şuraya çekelim. Hop da nereye çekelim? Önceki dersinizde göstermiştim cursor'u nasıl kullandığımızı. Hafiften ufaktan da bir anlatmıştım. Şimdi buraya bir tane masa yapacağız. Ters döndü. Neyse.
Tamam. Şifta diyelim. Buradan küpek diyelim. 3'e basalım. Hatta evet arkadaşlar geri geldim. Şimdi tekrar uygulamamıza geri dönelim. Arkadaşlar şimdi burada masayı modelleyecektik. Şuradan bir bakalım. Hatta wireframe moduna geçelim. GZ diyelim. Şöyle tamam. Şimdi arkadaşlar masamızın şu ayaklarını yapalım diyorum. Wireframe modundan çıkalım. ZX diyelim. Şurayı inceltelim. Şurayı inceltelim. Tamam. Bu kadar inceltme yeter. SZ diyelim. Biraz uzatalım diyecektim. Şu kadar uzunluk yeter diye düşünüyorum. Şimdi Shift D diyelim. Saatlik GX diyelim. Şöyle masanın şeyini kenara çektik. Şimdi arkadaşlar bunun tepesine bir tane üstüne masamızın şeyini koyacağız. Adını hatırlamıyorum. Tekrar küpekleyelim. Kontrol içe basalım. Şimdi şunun SZ diyelim. Şunun boyunu küçültelim. Şöyle SZ diyelim tekrardan. Tamamdır. Şuradan bakalım. Şunun GZ diyelim. Şunu GX. Şimdi bunu SZ diyerek uzatalım şöyle. Biraz taşsın, bir şey olmaz. Daha güzel görünür. Arkadaşlar bir de bu masanın desteğini yapacağız. Öncelikle şunu tam bir ayarlayalım. GY diyoruz. Tamamdır. Arkadaşlar şimdi bunun bu böyle üstünde bir şey geldiğinde kırılma ihtimali oluyor ya işte onun için ya da ayakların böyle kırılmaması için. Bir de gene bir tane destek olur. Onu yapacağım. Şimdi şunu tekrar bir size çekeyim. Shift D diyelim kenara çektik. Sonra bunu Rotate Y diyelim. RY. Yok bu değil. Ha, RX'ti. Aynen. RX. Şuraya açalım. Buraya 90 yazalım. Tamam. Şimdi bunu SZ diyelim. Biraz kısaltalım. Tamam. Sonra şuradan bir bakalım. Getirelim şunu şuraya. Bunu biraz küçültelim. Tamam. Şimdi bunu al. GY diyelim. Tamamdır. Azıcık şöyle GX diyelim. Fark ettiyseniz bakın şurada çıktı. Tekrar GX diyelim. Hatta direkt scale'ını küçültelim. SX diyelim. Bir bakalım. İki taraftan da taşmadı. Tamam. Şimdi arkadaşlar wireframe moduna geçelim. Şunu komple seçelim. Bir tane daha bu masadan olsun istiyorum. Shift D sağ tık. GX diyelim. Kenara çektik. Tamamdır. İki tane masa yaptık. Şimdi bunu odanın içine koyacağız. Şimdi şunu seçelim. Tepeden bakalım. G diyelim. Şunu şuraya taşıdık. Bir bakalım nasıl görünüyor. Bakalım bakalım nasıl görünüyor. Çok merak ettim. Tam ayarlayamıyorum açısını ya. Bakalım nasıl olmuş arkadaşlar. Gayet güzel olmuş. Tamam. Şimdi şöyle çıkalım. Diğer masamızı alalım arkadaşlar. Şimdi komple seçelim. Tepeden bakalım tekrardan. Şimdi G diyelim. Şunu da şunun yanına koyalım hemen. Buna da bir bakalım şöyle. Şöyle bir çıkalım. Tamamdır.
Gayet güzel oldu. O zaman arkadaşlar bugünün videomuzun sonuna gelelim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.